Merhabalar. Şubat ayında Adana'dan hiç beklemediğim bir soğukla beraber sizlerin karşısındayım efendim. Titrediğim için özür diliyorum öncelikle. Şimdi gez gör Anadolu'yu ve Anadolu'nun Çukurova'nın bağır yanık Vosvosçularını tanımaya devam edeceğiz. Gitmiş olduğum şehirlerdeki Vosvosçu arkadaşlarımla sohbetlerime devam edeceğim efendim. Bugün Murat abim konuğum, Murat Koral Adana'dan. Merhaba Murat abi. Merhaba. Hem sen hoş geldin hem ben hoş geldim abi. İkimiz de hoş geldik. Şöyle. O zaman az önce ikimiz de hoş bulduk. Halaya başlıyoruz abi. Lan ne? Evet Murat abi, seni tanımak istiyoruz. Tamam. Seninle beraber adını bildiğim ama senden duymak istediğim Vosvos'unu tanımak istiyoruz. Tamam. Kaç modeldir? Sen burada aynı zamanda güzel bir mekandayız. Anaokulun var abi senin. Evet. Çok güzel bir eğitim yuvası çocuklarımız için. Çok güzel. Teşekkür ediyorum öncelikle sana. Bir eğitimci olduğun için. Teşekkür ederim. Biz zaten eğitimciyim ben. Yaklaşık 24-25 yıllık bir öğretmenim. Ben eğitim öğretmeniyim. Eski sporcuyum ama anaokulu sektörüne de giriş yaptık. Ağaç yaşken eğilir mantığıyla. Süper abi. Bir değişik değişik isimler koymaktan çekindik. Çünkü isim kirliliği olduğunu düşündüğümüz için Murat Koral Anaokulu dedik. Bu işi de layığıyla yapmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Eğitim şart. Şart abi. Minnoş bir yer olmuş. Ama burada işte küçük bir şey var. Çok güzel bir yer. Harika bir yer. Kapısının önünde her gün bir tane Vosvos duruyor. O Vosvos da... Tabii şöyle hemen gösterelim hemen. Kapının önünde duran Vosvos özellikle çocuklarımın 3 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuklarımın çok enteresan bir şekilde dikkatini çekiyor. Çok seviyorlar, bayılıyorlar. Adını da biliyorlar. Diyorlar ki Murat amca, Hulusi bugün neden okulun önünde değil? Vosvos'umuzun adı. Senden tekrar duyalım abicim. Hulusi. Hulusi Bey burada. Hulusi Kentmen'den geliyor Hulusi ismi. O zaman bıyıklarımı bir kere daha Hulusi Kentmen'i de analım saygıyla. O yüzden... Çok mutluyum bu durumdan, çocukların onu sevmesinden, aramasından, beklemesinden. Bazen onları ufak ufak turda attırıyorum, gezdiriyorum da. Bayılıyorlar, çok hoşlarına gidiyor. Hulusi Kentmen peki sende ne çağrıştırıyor abi? Babacan. Babacanlık. Vefakar, vicdanlı, sağlam. Tam bir Vosvos özetledik. Evet, evet. Biz de tabii bildiğiniz zaten, gibi. Zaten benim Vosvos hikayem de bir motosiklet kazasından sonra başlıyor. Ve bu motosiklet kazasından sonra beni gerçekten hayata bağlayan, daha pozitif bakmamı sağlayan kesinlikle Hulusi oldu. Hulusi'nin o babacan tavırları oldu. Hulusi'nin o vicdanlı yanı oldu. Hiçbir zaman beni yolda bırakmadı. Hani, hatta hep diyorlar ya, Vosvos'la yolda kalmak da güzeldir. Eminim güzeldir. Kaldın mı abi? Ya benzin bittiği için kaldım da öyle kalmayan Vosvos mu vardır? Tabii canım yani. İkinci zaten... vitesten atmayan Vosvos mu vardır? Vosvos yolda bırakmaz zaten. Dördüncü vitesi ötmeyen Vosvos mu vardır? Hulusi'lerin hepsi var. Mesela kapısı sadece dışarıdan açılıyor. İçeriden açılmıyor. Öyle olmasa binmezdim zaten. Binemezdik ya da belki. Şöyle hemen Hulusi'yi de gösterelim bir yandan abi. Hem anlatalım. Hulusi'miz 66 model. Namı değer Previus. Aynen. Kesinlikle çok sevdiğim, keyifli bir araba. Kendisiyle teşviki mesaimiz bol. Sabahları konuşuyorum onunla. Görüşüyorum diyorum. Sevgili Hulusi'cim, bugün seninle beraber okula doğru bir yolculuk yapalım mı? Ne dersin diyorum. Önce gönlünü bana, alman lazım abi tabii. O da bana cevap veriyor. Tabii ki öpüyorum, seviyorum, okşuyorum. Ondan sonra hayata şartıyorum. Görüşmek üzere. Hayranlarımızla. Hulusi 66 model. Tabii ki orijinal rengi bu değil. Daha önce araba ilk çıktığında yeşilmiş. Sonra kırmızı rengi görmüş. Kırmızı renkten sonra da yaklaşık 10 yıl önce restorasyon geçirerek bu şu anki halini almış. Aracı İstanbul'dan Sadık Makal arkadaşımız. Sadık Makal'dan almış. Bildiğimiz, tanıdığımız bir arkadaşımız kendisi de. Buradan ona da selam olsun. Kesinlikle. Çok güzel bir iş yapmış. Sadıkçım ellerine sağlık. Tarzı, rengi, aksesuarları gerçekten yani, şık ve hoş. Şimdiye kadar beğenmeyen görmedim diyebilirim. Kesinlikle herkes çok severek ve beğenerek ilgiyle karşılıyor. Üzerinde düşünülüp projelendirilerek restorasyon yapılmış. Hı hı.
Bu da benim için güzel bir şey. Evet, masraftan kaçınmamış, ince detaylara sahip bir araç bu da. Kesinlikle. Rengi gerçekten ama yani... Evet. Sonradan yapan Ankara'da yani yakın renkler oldu, İstanbul'da oldu ama hani bu tonda bu kadar açık bakırsal renkler. Pelahay Adana'ya geldiği zaman böceğe çevirdik. Yakası da özel. Evet. Kesinlikle çok mutluluk amacım yani. Harika bir şey ya. Sen anlatmak peki, pek mümkün değil yani. Ama şimdi anlatmanı rica edeceğim abicim. Tabii. Hulusi ile geçirdiğin özel günler, özel anlar. Hulusi ile geçirdiğim özel günler işte en önemli ve en özel anlarım, en güzel anılarım. Benim motosiklet kazasından sonra kendisiyle hayat bulmam. Aslında bundan daha özeli, daha güzeli yok yani. Ya beni Antalyalara götürdü, Ankaralara götürdü. Niğde'ye herhalde bir 15-20 kere gitmişimdir Hulusi ile. Aynı zamanda Karadeniz'e, aktif motorcusun abi sen. İstanbul'dan aldığımda tek marş bindim, bastım, geldim. Aynı zamanda ben motorcuyum. Yani çok da kilometre yaparım. Şu anda da zaten hem motor hem Vosvos aynı anda beraber devam ediyor. Özellikle bir anı olay yok. En büyük, en güzel anısı, en güzel varlığı nereye gidersem gideyim benden daha çok hürmet görüyor. Benden daha çok ilgi çekiyor. Ama sen yani Vosvos Adana'ya girdiğinde de Hulusi vardı. Evet. Her zaman tek arabayla anılmak da güzel bir oluşum. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani biz arada araç değiştirdiğimiz için ne olduğumuz belli olmuyor biraz. Yok, şimdi beni Vosvosçu olduğumu bilen insanlar ben dediğim zaman arabası Hulusi diyorlar. Evet. Veya Hulusi'yi görüyorlarsa bunun sahibi Murat Hoca. Bu güzel bir şey. Kesinlikle. Kesinlikle abi. Güzel bir noktaya değindi. Gezelim mi? Çalıştıralım Gezelim bir mı? Tur atalım abi. Sesini duyalım. Tamam. Bu diğer araçlardan farklı olarak bir anahtarla çalışıyor. Çok farklı. Kesinlikle özel abi. Anahtarı sağa doğru çevirdiğiniz zaman çalışıyor araba. Marş sola alıyor. Doğru çevirdiğinizde stop ediyor. Evet. Bunlar inanılmaz özellikler. Burada anahtar da göstereyim size. İzleyicilerimiz evet, şaşkınlıkla karşılayacaklardır. Kesinlikle. Volkswagen logolu. Böyle. Evet. Sağa doğru çevirdiğinizde iki lamba yanar burada. Şimdi benim daha başka Vosvos'larda belki yapanlar olmuştur ama benim daha önce görmediğim şık bir detay hoşuma gitti şu anda. Evet. Şurada şöyle ızgaralardan önden maalesef bagajdan gelen havayı kesemiyoruz biz. Evet. Böyle şık ben aracın orijinalliğini bozmadan güzel bir detay olmuş orada. Hoşuma gitti. Hatta çoğu zaman bunu çok kişi farkına bile varmıyor. Evet, ben inceyi görmüşüm o zaman. Sağlam ya. Herhalde sağlam, 32 sağlam. Beygir falan. Vardı da kaldıysa 30, birkaç tanesi. Ama 32 yok 36 bildiğim kadarıyla da bu 30 veya 32'dir en fazla. Belki 28'dir bilmiyorum da. Diğerleri uyuyorlar. Ya yolda düşüyor beygirlerim bazıları. Yere yakın olduğunuz için tabii. Sekiyor araç. Biraz nasıl gerekiyor tabii. Araçta turbo olduğu için tabii duman da atıyor. Yazılım var aynı zamanda. Yok, ısınınca sonra atmaz. Sonra hiç atmaz. Krom detayları oldukça ilgi çekici. Mobil Angry Birds. Hadi turlayalım hadi beraber. Gezelim, tadına varalım. Bindik Hulusi arkadaşımızla beraber Adana'da bir tur atalım. Yardır Mürsel. Daha soğuk soğuk. Bu Adana'ya gerçekten yakışmayan ilginç bir soğuk oldu şu anda. Yani Adana kesinlikle. Çevresinde. -4. -4. Mersin tarafı. Daha fazla. Daha oralarda soğuk. Alışkın değiliz yani normalde tabii Türkiye'nin birçok memleketi var soğuk bunu biliyoruz tabii Kars gibi olmasını beklemiyoruz ama biz Adana'nın güneşli olan husumetini bilirsiniz arkadaşlar o yüzden bize ilginç geliyor. Evet. Bu arada hemen Vosvos'la ilgili belki de birçok
arkadaşım benden çok daha uzun süre Vosvosçudur. Ama araçlara karşı benim bir ilgim var. Ve burada en önemli noktalardan bir tanesinden bahsedeceğim. Vosvos kullanmak bir ayrıcalıktır. Vosvos'u kullanabilmek, sürebilmek de bir ayrıcalıktır. Çünkü Vosvos diğer arabalardan farklıdır. Senin günlük kullandığın bir aracın da var abi, otomatik vites. Ama bunu da günlük kullanıyorum çoğu zaman. Yani normal otomatik vites dizel bir aracım var. Ama o aracı kullandığım gibi bunu kullanamam. Bu özel ihtimam ister. Üzmeyeceksin, seveceksin. İlgi alakada kusur etmeyeceksin. Kesinlikle öyle. Hiçbir şeyine kadın eksik et. Yani Vosvos kadın gibi. Kesinlikle. Şeyi sevmiyor. Hoyratlığı sevmiyor. Asla. Gaza basarken de hoyratlığı sevmiyor. Frene basarken de hoyratlığı sevmiyor. Direksiyonunu çevirirken de hoyratlığı sevmiyor. Sabırlı insan işi diyorum ben Vosvos'a. Ve centilmen olman gerekiyor. Bak yol verdim mesela. Kesinlikle. Zaten çoğu zaman insanlar sana yol veriyorlar. Tabii saygıdan kusur etmiyorlar. Trafikteki kullanımdan ayrı Vosvos'u kullanırken sakin olmak gerekiyor. Yani üzmemek gerekiyor. Yokuşu hangi viteste çıkacağını ayarlamak gerekiyor. Önceden bilmek sesini gerekiyor. Sesini dinlemen gerekiyor. Sürekli dinlemek gerekiyor. Tabii. Üzmezsen asla üzmez. Kesinlikle o da seni üzmüyor. Kesinlikle çok vefakar, çok vicdanlı, muhteşem bir yol arkadaşı, muhteşem bir sırdaş, değil mi? Muhteşem dost. Yani insanlar birbirine dost ama benim en büyük dostum Hulusi. Kiminle dertleşeceğiz abi? Kime anlatacağız en mutlu anlarımızı? Ya şeyi düşünüyorum bazen. 66 yılından beri yollardasın. Acaba şu direksiyonun başında neler yaşandı? Hangi sevinçler, hangi üzüntüler, hangi anlar geçti burada? İnsanlar neler konuştular, neler düşündüler? Veya bu Vosvos'a benden önce kimler sırlarını verdi? Yani sadece benim sırlarımı taşımıyor. Başka insanların tabii sırlarını ki da taşıyor. Onun için çok canlı bir hayat. Yürüyen bir tarih diyebiliriz özel ama bir hayat. Yani ben bunu klasik otomobilcilik olarak görmüyorum. Hani Vosvos bir klasik otomobil mi? Evet. Ama klasik otomobilden çok daha öte. Çok daha farklı. Zaten o yüzden bütün Vosvos'ların bir ismi var ya. Ruhu var çünkü. Kişiliği var. Karakteri var. Yani onları bilerek gerçekten bir insanmış gibi davranmak ve yaklaşmak gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum abi. Peki mesela Amerikan bir aracın olsaydı, böyle V8 güldürü güldürü bir aracın olsaydı. Ya bunun yanında ayrıyeten olursa isterim, kabul ederim ama bunun yerine istemem. Tabii. Bir yani, şey zaten yeri asla doldurulamaz. Yok Hulusi yani. Ver, sana bir tane Amerikan aracı verelim derseler kabul etmem. Ama yani bunun yerine istemem. Ha Allah sattırmasın, satmak zorunda kalırsın. Başka bir Amerikan aracı alırsın, ayrı mesele ama şey isterim yani. Hulusi'nin yanına bir Amerikan veya bir İngiliz de olur aslında, eski bir araba. Elizabeth Taylor alabilirim yanına yani. Hulusi Kentman'ın yanına. Yakışırlar, birbirlerine uyumlu olurlar. Peki Hulusi ile seni, Hulusi'nin üzdüğü bir Adanalı olarak hay senin Hulusi dediğin böyle bir an. Hayır, hiç yok. Oldu mu? Hiç yok. Bir kere bile olmadı. Hani belki de başka insanlar için o durumlar olabilirdi. Ötüyorum. Benzini bitti. Yolda kaldın. Hay senin diyebilir başka insanlar da. Diyemem. Hulusi'nin suçu değil ki benzinin bitmesi. Benim suçum. Hulusi bir arıza veriyorsa eğer, o hiçbir zaman Hulusi'nin suçu değil ki. Kesinlikle. Bizim suçumuz. Doğru düzgün bakmazsan, bakımlarını yapmazsan, ilgilenmezsin. Tabii canım. Sen üzerine düşenleri yaparsan Hulusi zaten yapar. Aynen öyle. Zamanında her şeyle ilgilenirsen. Vosvos'a niyeti olan kişilere söylemek istediğin hani endişeleri ya da mesela sen alırken hangi konularda endişelendin abi mesela? Ya ben alırken pek endişelenmedim çünkü araçlara karşı benim ilgim var. Hani her türlü altından kalkabileceğimi düşündüm. Ama insanlara şunu tavsiye ederim. Beklentilerini doğru şekilde belirlesinler. Tabii. Yani
Vosvos, işte insanlar Vosvos'u çok seviyor, çok popüler. Alayım, ben de popüler olayım, insanlar tarafından sevileyim aracı değil. Kesinlikle değil. Çok kişi girdi bu şekilde ve aynı şekilde. Onlar hüsranla ayrılırlar. Geldikleri gibi yerini durdurlar. Hem parasal yani. Olarak zarar ederler, manevi hem de itibar da. Kaybederler. Vosvos'a gerçekten gönül veriyorsanız bilin, yoksa bilmeyin. Vosvos bir ulaşım aracı değil ya. Yani evet. Kullanabilirsiniz ulaşım aracı olarak. Ama sadece ulaşım aracı değil. Aynen öyle. Vosvos bir kültürdür. Vosvos bir tutkudur. Çok doğru bir cümle abi. Kültür olayı çok doğru. Kesinlikle. Heves edip alıp böyle birkaç ay sonra ya da işte ne bileyim hani alıyor, görüyoruz onları. Direkt yok oluyorlar hemen. Adları kalmıyor, esameleri okunmuyor. Kısa süre içinde yok oluyorlar. Aynen. Trafikte de herkes tarafından saygı görüyorsun. İlgiyle bakıyorlar, evet. İzliyorlar. Çok keyifli yani. Alacak olanlara tavsiyelerini dinleyelim abi. Alacak olanlara tavsiyelerim, işte biz Vosvoslular olarak en çok önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi, bu araçları mutant yapmalarını sevmiyoruz. Modifiye yakışmıyor bu araca. Modifiye olayını mümkünse kendi orijinalliği tabii içinde yapmak gerekiyor. Evet, kesinlikle. O en parçalarla orijinalliği içinde, yine Vosvos için üretilmiş malzemelerle, parçalarla eğer yapıyorsan tamam, sıkıntı yok. Ama yani Vosvos'un motorunu söküp de başka bir şeyi motorun üstüne koymayı doğru bulmuyorum. Veya sağını solunu uzay aracı gibi haline getirmeyi sevmiyorum. Üstü açık olmayan bir Vosvos'un üstünün kesilmesini ben doğru bulmuyorum. Evet. Hele hele böyle artık 67 öncesindeki Prevus'lardan üstünü açıp da gelin arabası yapmalarını doğru bulmuyorum. İşte onlar gerçek Vosvos'çular değil. Ha, ben bu arabayla gelin görmedim bu araba? Gördü. Kendi yeğenimin düğününü yaptım bu arabada. Çok güzel anılarımız var o konuda ama aracın orijinalini bozmaya gerek yok. Polisinin tek amacı insanları mutlu etmeye çalışması. Kesinlikle. Kesinlikle çok güzel. Harika bir yere değil. Yani o bizi mutlu etmeye çalışırken biz niye o zorla ona eziyet çektiriyoruz? 3 kuruş paranın uğruna arabayı çatır kesiyorlar. Sağını solunu niye kesiyorsunuz? Niye orijinal olmayan parçaları takıyorsunuz? Uyduruk işler yapmayın lütfen ya. Ya Vosvos alacak arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum. Seviyorsanız. Hani çünkü gülü seven dikenine katlanır diye bir laf var biliyorsunuz. Tabii. O zaman kahır olarak görülen şeyler kahır olmaz. Kesinlikle. Ama keyfe dönüşür. Bu kondisyondaki bir Vosvos böyle bakımlı bir araç zaten hani bu kadar restorasyon işleminden geçmiş. Zaten alıcıyı da üzmez. Ama alırken işte abi işte 10 bin lira var, 15 bin lira var. Yani serçe alamayacağınız rakamlara neredeyse artık maalesef piyasa o hale geldi. Vosvos'a heveslenmek yanlış olur. Biraz daha bakımlı hani alayım yavaş yavaş yaptırayımdan ziyade hazır yapılmış bir araç almanız sizin için her zaman daha kesinlikle avantajlı. Hem zamandan tasarruf hem de ama şöyle bir şey, yine kişiselleştirebilirler. Hazır yapılmış aracı aldıkları zaman bile tabii kendi parçalarıyla mümkün. Mesela ben bu araba hazır toplanmış bir arabaydı ama herhalde 3 ay mı harcadım o jantları, orijinal jantları bulup da üzerinde, çünkü Porsche cookie cutter'lar vardı. Ben onları söktüm, evde duruyor. Orijinal jantlarını restorasyonunu yaparak yeniden çok canlı orijinal ve şık bir hale gelmiş. Evet, daha şık, daha klasik, daha hoş duruyor. Evet. Ve arabayı da yormuyor. Çünkü ne oluyor? Porsche arabasının jantı kocaman abi, yorar bu arabayı. Yani dedik o performans ya, 28 yok. Tane beygir var. Nasıl halletsin onları? Vallahi rampalarda falan da çok sağlam giderim. Yolda da harika giderim. Hatta en son Adana Vosvos'la Belemedik gezimizde pozant rampalarını diğer bütün Vosvos'lardan hiç geride kalmadan rahatlıkla gitmiştir. Hatta bazıları orada sıkıntı yaşamış. İşte mesela öyle durumlarda nasıl kullandığın devreye giriyor. Kesinlikle öyle abi. Yormazsan, üzmezsen o da seni orada üzmüyor. Kesinlikle şöyle. Üzmüyor. Keyif alarak gideceksin. Sakin olacaksın. Acelen yok. Şu an bak, bütün araçlar hızlı gitmeye çalışıyor. Ben sakin geziyorum. Evet. Vosvos bunu seviyor. Acelesi olmayan insanlar için. Kesinlikle. Yani sabah 5'te toplantıya yetişecekseniz tabii ki daha seri bir araç olabilir. Motosiklet belki daha iyi olabilir. Ya ben zaten o zaman öyle durumlarda motosiklet kullanıyorum veya
5'te toplantıya yetişeceksen eğer sabah 5'te. Yani öbür arabacın normal aracınla hızlı giderek 4.30'da yola çıkacaksan bundan da 4 çeyrekte çıkacaksın. Yani, keyfimizden asla ödün vermiyoruz tabii. Tabii verme yani. Niye vereceksin ki? Şöyle Süleyman Demirel'den kıvrılarak gidelim mi? Gidelim abi. Adana manzarasını da gösterelim. Tamam ama oraya kadar biraz mesafe var. Tamam. Menderes Bulvarı'na geldik. Şöyle size bir Adana'nın güzelliklerini de göstereyim arkadaşlar. Volkswagen'in arkasına duralım. Manzarayı daha yakından incelemeye geldim. Ben şöyle kapımı açmam lazım. Ha değil mi? Tabii. O detayı da gösterelim hemen. Kapı içeriden açılıyor. Ama tabii gördüğünüz gibi hiçbir zaman içinde mahsur kalma durumunuz da yok. Her zaman bir çözüm alternatif üretiyor. Kapının kapanışı da gayet güzel. Murat abi gerçekten güzel bir gün. Keyifli vakit geçirdik. Söylemek istediklerini alalım yine. Bir kere daha özellikle Vostos alacak arkadaşlara söylüyorum. Daha önce de söylemiştim. Ya Vostos sadece ulaşım aracı olarak kullanacak bir araç değil. Gerçekten seviyorsanız, gönül veriyorsanız o da size gönül verir, o da sizinle birlikte olur. Yoksa o sizi sizden önce bırakır. O yüzden bütün Vostoslara selam olsun. Londra Vostoslarınıza iyi bakın. Lütfen. Vostos var bu arada. Yine yeniden hatırlatalım evet, izleyicileri. Evet, artık bir klasik oldu. Adana, Vostos. Dün Ozan Başkan'ın da dediği gibi kamp değil. Evet. Lost West. Festival havasında eğlencesi bol bir şekilde geçecek. Uyumaya değil de hani eğlenmek için bu sene bekliyoruz. Ve daha çok bekliyoruz. Vosto Fren'in de Antalya'da etkinlikleri devam ediyor. Biz de Manavgat'ta güzel bir etkinlik yapacağız. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğim efendim. 3-5 Nisan. 3-5 Nisan Adana'dayız. Vosto severleri, Adana'yı görmek isteyenleri. Murat abi gel beraber şöyle pozumuzu da verelim. Gerçekten Adana muhteşem bir şehir. Kesinlikle. Çok güzel. Yine aklında kalmadan abi, kapatmadan önce videoya eklenti yapmak istersen, bir şeyler söylemek istersen. Teşekkür ediyoruz. Aklınızda kalanlara gelsinler, kendilerine söyleyelim. Değil mi? Hem kebap ısmarlayalım burada, bici yiyelim. Tabii. Şalgam içelim, şırdan tabii. Yiyelim. Tabii. Çok güzel vakit geçirdim abi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Hem Hulusi'ye teşekkür ediyorum hem sana çok teşekkür ediyorum abi. Evet, biz de sana teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın. Artık Antalya'yı bekliyorum bu arada. Muhakkak. Yani ben geldim, sıramı savdum abi. Hulusi'yle gelmezsen de motorla kesin gelirim. Hiç fark etmez. Uçakla gel abi. Havaalanında karşılarız. Çok her zaman bekliyorum. Çok sağ olasın. Hulusi sana da çok teşekkür ediyoruz. Yakışıklı geliyor. Resmen hani böyle şey Kenan İmirzalıoğlu gibi poz veriyor yani. Alımlar, çalımlar. Etrafında da dönelim. Hulusi'yi tekrar gösterelim şöyle. Thank you.